Herkes işte ben de fikrimi temsil edeceğim. Pluralizm yok mu? Çoğulculuk. Her fikir kendini işte mecliste temsil etmeli. Demokrasi bu değil mi? Carttır, cürttür. Derken siyasi kitleler yani örgütler de atomize oldu. Yani küçük küçük böyle öbek öbek parçalar haline dönüştü. Bu dönüşüm bir parti iktidara gelse bile tek başına %25 ile gelebilir halde. Yani %25 ile geliyor. Bu nasıl iştir? Öbür tarafta görünen o %75'in istemedi. %75 altta, %25 galip şampiyon. Bu nasıl iş? Şimdi tekrar karşılaşılan manzara sanki buna doğru itiyor. Yani mevcut küçükler, kim kendini yakın, kendine yakın buluyorsa gitsin onun bayrağı altında, onun çadırında toplansın da efendim daha az sayıda güreşçi turnuvalara katılsın. Ve daha güçlü hükümetler, yani ne olacaksa hükümetler gücünü çoğunluğundan almıyor, gücü de azınlığından kaynaklanmıyor. Hani hangi kararı istese şu andaki koalisyon alıyor işte. Bak %100 zam kararını aldılar ve cart diye hemen resmi gazetede yayınladılar. O zaman derdiniz ne? Yani 300 olsanız ne olacak? 234 ile de yapıyorsunuz bu işi. Hem güçlü hükümet, güçlü sanki bir sihirbaz değneğiymiş ve bütün problemlerini çözecekmiş gibi böyle afaki şeyler. Hani Hazreti Demokrasi'de çözümler bitmezmiş ya. Halbuki hiç çözüm olmadığını görüp duruyoruz 1945 yılından bu yana. Demokrasinin hiçbir çözümü bulunmadığını, özellikle halkı Müslümanım diyen toplumlara hiçbir çözüm getirmediğini görüyoruz. Yani halka seçeceklerini kendileri seçip kendi seçtiklerini halkın seçimine sunmayı zavallı halk ben istediğimi seçiyorum zannediyor. Ya adayları ben gösteriyorum. Ya hangisini seçseniz benim adamım geliyor iktidara. Bunun neresini halk seçiyor? Demokrasi bu. Ama fukara halk derinliğini göremediği için yüzüne bakıyor. Ya diyor, bu benim amcaya benziyor amca. Ya bizden, bizim aileden. Ya sakalından, ya kaşından, ya gözünden benzetiyor. Ama bütün benzerliği ondan ibaret. Ya burada neyi seçiyor? Halk bir kere sistem seçmiyor. Sistem seçimi yasak halka. Dünya görüşü seçimi yasak. Şu çerçeve içerisinde kimi istiyorsan seç. Yani barcılardan barcı beğen, kerhanıcılardan kerhanıcı beğen der gibi. Sayın seyircilerimizin şeyine, anlayışlarına sığınıyorum. Sarhoşlardan sarhoş beğen. Ya ben sarhoşluğu tümüyle beğenmeyelim. Yani bu durumda olması lazım gelen şu şahıs ne diye sarhoşlardan sarhoş beğeni, ben içkinin zerresine metelik vermeyen, üstüme bir damlası damlası orayı yıkamadan namaz kılmayan bir dünya görüşüne sahipken beni nasıl olur da sen sarhoşlardan sarhoş beğendirirsin bana?